Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 2, ünite 8. Konumuz haberin öne geçmesi. Takaddümül haber. Alel mübtedei. Haberin mübtedanın önüne geçmesi. Standart yazılışta sağ tarafta mübteda, sol tarafta haber olurdu. Yani önce mübteda gelirdi. Çoğunlukla böyle. Ama her zaman böyle olmaz. Çoğunlukla diyorum. Yani bazen de haber sağda olur. Yani ilk gelen kelime olur. Mübteda solda olur. Yani ikinci gelen kelime olabilir. Önceki ünitelerde görüldüğü gibi Arapçada cümleler başlangıç kelimelerinin niteliğine göre ikiye ayrılır. Bunlardan isimle başlayana isim cümlesi, fiil ile başlayan cümlelere ise fiil cümlesi demekteydik. Daha önce bu geçmişti. Mübteda haber konusuna dair daha önce 2 adet video çekmiştik. Arapça 3 ve Arapça 1'de mübteda habere dair videolar çekildi. İsim cümlesinin temel ögeleri Türkçemizdeki öznenin eş değeri olan mübteda ile yüklemin karşılığı konumundaki haberdir. Söz konusu öğeler normal şartlar altında aynı sıra gözetilerek mübteda haber biçiminde dizilir. Yani önce mübteda sonra haber gelir. Aynı sıra gözetilerek o yani. Ancak isim cümlesine ait bu sıralamanın kimi durumlarda ters yüz edilmesi ve önce haber sonra mübtedanın gelmesi de müşahede edilmektedir. Haberin şibhul cümle formatında olup mübtedanın bazı özel halleri ile eşleşmesi veya salt soru ismi olması yahut özgürlük hasır ifade etmesi durumunda gerçekleşen bu zorunlu yer değiştirme, Arapça söz dizim bilgisi olan nahvin ilgisinin yoğunlaştığı alanlardan birisi olmuştur. Nahive ait bir alandır mübteda, haber ve yer değiştirmeleri. İçinde bulunduğumuz ünite kapsamında isim cümlesinin öğeleri arasında meydana gelen bu zorunlu yer değişikliklerinin nedenleri ile cümlenin anlamına yansıyan tarafları üzerine yoğunlaşılacaktır. Okuma parçasını zaten geçiyorduk. Metni kavrama sorularına gerek yoktu çünkü şık yok, bir şey yok. Bu tarz soru zaten çıkamıyordu. Eş anlamlı kelimeleri parantez içerisinden bulmanız zaten önemlidir. Bu tür kelimeler nasıl bulunur? Buna dair Arapça 1, ünite 1'de ufak tefek değinmiştik. Yani azıcık değinmiştik. Başka ünitelerde de yine kısmen değindiğimiz olmuştu. Sözlükten nasıl bulunur? Ben Arapça öğreneceğim, ben ön lisans mezunu olacağım diyenlerin esasen bir Arapça sözlüğünün olması beklenir yani. Üniversite bitirdim, Arapça sözlüğün yok. Değişik bir durum. Almanızda fayda var. Yıl 2015, fiyat ortalama 30 TL. Bir ne diyelim, yararlı bir sözlüğün fiyatı ortalama 30 TL. Altı çizili kelimelerin zıt anlamları sorulmuş. Zıt anlam, eş anlam, müfret tekil çalışması. Bunlar yine müfret tekil çalışması. Bu tür şeyler önemlidir. Çünkü yarın ilitama başlayacaksınız. İlitamda da bu tür konular olacak. Oralar bir giriş bölümüydü. Geldik konunun kendisine. Konu esasen burada. Haberin öne geçmesi. Konu evvela ne ile alakalı? Mübteda haber ile alakalı. Çoğunluk ne der? Mübteda önce gelir, haber sonra gelir. Bu çoğunlukla böyle her zaman değil dedik. İşte hangi durumlarda haber önde geliyor, mübteda sonra geliyor, bunu anlatacak kitap. İsimle başlayan cümle, isim cümlesi adı verildiğini daha önce anlatmıştık diyor. Arapça 1'de bunu görmüştük. Arapça 1, ünite 1'de işlenmiştir. Doğrudur. Kavramlara değinelim. Kavramları işlemeden direkt konuya geçmeyelim. Bazı kavramlar var ki bu kavramları daha önce biz yine videolarımızda işledik. Şibhul cümle. Şibhul cümle ne demektir? Şimdi bunu anlatacak. Şibh benzemek manasına geliyor. Benzer. Cümle. Cümle benzeri. Cümleye benziyor yani.
Bu da zarftan veya harfi cer ve mecrur olan kelimeden meydana gelir. Buna göre bir zarf görüyorsanız ona ne dersiniz? Şibhi cümle. Harfi cer ve ardından mecrur bir kelime geliyor. Onlara da ne deriz? Yine şibhul cümle deriz. Burada şimdi bunu anlatacak bize daha ayrıntılı olarak. 1. Zarf şibhul cümle örneği. 2. Harfi cer ve mecrurun birleşerek oluşturduğu şibhul cümle. Bir zarfın şibhi cümle olduğu. Orada bir adam var anlamına gelen hunake racülün cümlesinde orada manasına gelen hunake kelimesi zarf olup tek başına şibhul cümledir. Hunake orada vardır demektir. Ne vardır? Racülün bir adam. Zarflar örnekte görüldüğü üzere tek başına kullanılabildiği gibi devamındaki isme muzaf olarak da kullanılabilir. Es-seyyaratu emamel beyti. Emam zarftır, aynı zamanda muzaftır. El-beyt muzafun ileyhtir. Emamel beyt evin önünde manasına gelmekle birlikte nedir? Şibhul cümledir. Birlikte dikkat edin. Hem emam hem beyt birlikte şibhul cümle. Zarf ve onun cer ettiği kelime birlikte şibhul cümle oldu. Oysa az önce sadece hunake tek başına şibhul cümle idi. Yani tek kelime mi şibhul cümle, iki kelime birlikte bir bütün olarak mı şibhul cümle? Eğer muzafı, ya pardon, eğer zarfı muzaf yapmış isek, zarf muzaf konumundaysa, cer ettiği kelimeyle beraber yani muzafın ileyh konumundaki kelimeyle birlikte şibhul cümle oluyor. Eğer hunake racülün cümlesinde olduğu gibi hunake muzaf değilse bu durumda tek başına şibhul cümle olmaktadır. 2. Harfi cer artı mecrur isim. Yani harfi cer ve onun cer ettiği. Ne demek bu? Harfi cer ve ardından gelen kelime. İkisi birlikte şibhul cümle olur. Ev bahçenin içindedir anlamına gelen el beytu fil hadigati cümlesinde bahçenin içinde manasına gelen fil hadigati söz öbeği harfi cer artı mecrur isim bileşkesinden meydana gelmiş bir şibhul cümledir. El beytu ne olur? Mübteda olur. Fil hadigati haber olur. Nasıl bir haber? Şibhul cümle. Nasıl bir şibhul cümle bu? Şibhi cümleyi ikiye ayırmıştık. Ya zarf ya da harfi cer ile meydana geliyor. Ki bu zarf tek başına olabilirdi veya cer ettiği kelimeyle beraber olabilirdi. Ama harfi cer konusu zaten harfi cer ve mecruru birlikte oluyordu. Fil hadigati nedir? Harfi cer ve mecrur ismi. Mecrur isimden kastımız harfi cerden sonra gelen kelimedir. Harfi cerden sonra ne geldi? El hadigati. İşte buna mecrur isim diyoruz. Bunun yerine farklı kelimeler de olabilir. Kelime önemli değil yani. Harfi cer ve bir ardından gelen kelime. Harfi cerler nelerdir bilmeniz bu konuyu anlamanıza faydalı olacaktır. Harfi cer ve ardından gelen mecrur isim şibhul cümledir. Ama sen harfi cerleri sayamıyorsan o zaman harfi cer ve mecrurun tespit edemeyeceksin. Edemezsen şibhul cümle konusunda eksik kalacaksın. Eksik kalırsan belki bir soruyu kaçıracaksın. Bu yüzden harfi cerleri ezberlemeniz önerilir. Harfi cerlerden bahsettiğine göre daha önce işlemiş olsa gerek. İşlemediyse de yani internettesiniz, yazın. Nereye yazacağınızı biliyorsunuz artık, bir arama motoruna harfi cerler yazın. Çıkar karşınıza, ezberleyin. Zor değil. 2'nin B şıkkı soru ismi. Soru ismi ne? E var yani hemze ve hel. Dışında kalan bütün soru edatlarının ortak adıdır. Soru ismi. Bunlara soru ismi diyemedi. Niye? Bunlar ne? Soru harfi. Bunlar harf çünkü. Söz gelimi kitap nerede anlamına gelen eynel kitap, eyne nerede demek? El kitap, kitap. Cümlesinde nerede anlamına gelen eyne kelimesi bir soru ismidir. Hasr olayı.
Hasır olayına kasır da denilir. Onu da söyleyelim. Hem hasır hem de kasır. Belagatçıların kimisi hasır der, kimisi kasır der. Hasır sözlükte kuşatma, etrafını çevirme, sınırlama, kendine mal etme, özgü kılma anlamlarına gelir. Eski dilde bugünkü özgü kelimesinin karşılığı kullanılan münhasır sözcüğü bu kökten gelmektedir. Şahsına münhasır derler. Herkes duymuştur. Terim olarak ise ki bizi daha çok bağlayan yer terim olarak. Arapçada hükmü bir ögeye veya bir ögeyi hükme, özgü kılmaktır. Çoğunlukla cümle başına innema ya da olumsuz bir ifadeden sonra illa veya eş anlamlı bir istisna edatı getirilerek elde edilen vurgulu bir söylem biçimidir. Söz gelimi müminler ancak kardeştir anlamına gelen innemel müminune ihvetun ifadesinde baştaki hasır edatı, hasır edatı ne burada? İnnema. Aracılığı ile müminlere ait diğer bütün vasıflar ikinci plana itilerek birbiriyle kardeş olma özelliği tek başına öne çıkartılmış. Dolayısıyla bir nevi müminlik kardeşlikle özdeşleştirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de hasırla alakalı çok fazla ayet vardır. Hasır konusu nahivden daha çok belagatta işlenmektedir. İşte nefi ve istisnanın bir arada bulunması şekliyle yapılabilir. İnnema ile olabilir. La, lakin, bel gibi vat harfleriyle yapılabilir. Takdim, tehir ile yine kasır, diğer deyişle hasır elde edilebilir. İşte görüyorsunuz Bakara suresi, yazıyı biraz daha küçültelim. Bakara suresi 11'de ve izâ gîle lehum lâ tufsidû fil ardı gâlû innemâ ancak sadece nahnu biz sadece muslihun ıslah edicileriz. Bizim başka bir amacımız yok. Biz başka bir iş yapmıyoruz derler. Buradaki innemâ. Bakara 14'te yine innemâ var. Bakara 102'de yine innemâ var. İnnemâ çok var yani. Ben de işte artık 30-40 tane mi diyeyim kaç tane diyeceksem kısmen. Buraya örnekler koydum. İnnemen nesi'u ziyadetun. İnnema çok geçer arkadaşlar. Tabi diğer hasır yöntemleri de var. Ne dedik? Nefi edatı ardından bir istisna şeklinde de bu sağlanmaktadır. Ünitemize döndük. Şu an ne yapıldı kısaca? Bazı kavramlara değindi kitap. Kavramlara değindi mi? Değindi. Nedir o? Şibhul cümle üzerinde durdu. Şibhul cümle nedir? Bir zarf şibhul cümle örneği ki zarf tek başına da olabilirdi. Cer ettiği bir kelimeyle yani muzafun ileyhi ile birlikte de şibhi cümle olabilirdi. İki harfi cer ve mecruru yani ardından gelen kelime yine şibhi cümle olmaktaydı. Burada şibhi cümle olayı bitti. Bunun dışında soru ismine değindi. Hemze ve herin dışındakiler soru ismidir dedi. Ardından hasır konusuna değindi ki innemaya dikkat çekti. Onu da innemel mu'minune ihvetun. Hucurat suresi olması lazım. Oradaki bir ayet ile örneklendirdi. Haberin öne geçmesini zorunlu kılan haller. Biraz kavramlara değindi. Şimdi esasen tam olarak gramere giriş yapıyor. İsim cümlesinin iki temel öğesinden haber dört yerde zorunlu olarak müptedadan önce gelir. Bunları ezberlemeniz gerekir. Hangi yerler? Tek tek sayabilmeniz lazım. Her birine en az bir örnek verebilmeniz lazım ezbere yani. İlk ikisi haberin müpteda ile oluşturduğu özel kombinezonlar demiş. Tabii oldukça değişik bir kavram kullanmış. Dolayısıyla öne geçtiği yerler ve son ikisi de haberin kendisine ait nitelikler. Dolayısıyla öne geçtiği yerler şeklinde kategorize edilmesi de mümkün olan bu dört yer şunlardır. Geçin burayı yani. Bizim için şu an önemli olan yer neydi? Haber dört yerde müptedadan önce gelir. Önce haber, sonra müpteda dört yerde oluyordu. A şıkkı. Haber şibhul cümle ve müpteda da nekre ise ne olur? Haber önce gelir.
Şibhul cümle neydi? Az önce anlattı işte. O yüzden bu kavramlara değindi. Haber şibhul cümle, müptedada nekre ise haberin öne geçmesi zaruridir. Mecburi yani. Aksi takdirde haberin sıfatla karışma riski olur. Başlıktaki nedenden ötürü haberin öne geçtiği cümleler Türkçe'ye çevrilirken var, vardır, mevcut, mevcuttur, bulunmaktadır ifadeleri çevreye eklenmekte. Örnek: mescitte bir imam var anlamına gelen fil mescidi imamun cümlesinde şibhul cümle formatındaki fil mescidi haberi nekre formattaki imam müptedasıyla bir araya gelerek bir isim cümlesi oluşturmuş. Formatları gereği yani haber şibhul cümle müptedadan nekre olduğu için isim cümlesine ait normal sıralama ters yüz edilerek haber müpteda, haber önce müpteda sonra gelmiştir. Bu öğeler şayet imamun fil mescidi biçiminde bir sıralamaya tabi tutulsalardı isim cümlesi olma vasfını yitirir. Mescitteki bir imam anlamında sıfat tamlaması ifade eder hale gelirlerdi. El-Kavaidu Selasun adlı bir kitabımız var. Oradan bakıyoruz konuya. Kaide-i Saniye, ikinci kaide nedir? El-Cümelü ve Zurufu yani cümleler ve zarflar meta her ne zaman ve kat vaki olursa ba'den nikirati nekrelerden sonra bunlar vaki olursa ne olur? Kâne sıfatı. Onlar sıfat olurlar. İşte o yüzden sıfat olur dedi ya, yani böyle bir kaide var. Evbâdel ma'arif, bu anlatılanlar yani cümleler ve zarflar marifelerden sonra gelirse ne olur? Kânet ehvalen, o zaman da hal olurlar. Demek ki neymiş? Nekreden sonra zarf gelirse veya cümle gelirse o sıfattır. İmamun nekre mi? Nekre. Fil mescidi zarf mı? Zarf. Veya harfi cer ile mecrur. Öyle değil mi? Fil zaten zarftır yani. Zaman mekan zarfı olarak kullanılır. Fil mescidi, mescitte, yer bildiriyor. Dolayısıyla ne olur? Sıfat olur. Şibhi cümledir yani. Öyle değil mi? Sıfat olur. Nekreden sonra geldiğinden. Bu yüzden fil mescidi imamın burada gerekçe anlatıldı. Gerekçesini de bilin diye de çok da mühim değil. Önemli olan fil mescidi car ve mecrur mu? Yani harfi cer fi el mescid mecruru. İmamın da nekre. İmamını başa alamazsın. Haber bu durumda ne olur? Sağ tarafta olur. Bu tür haberlere mukaddem haber denilir. Mukaddem haber yani öne alınmış, öne geçmiş demek. Önce gelmiş haber. İmamun nekre. Nekre de standartta daha sağda olması gerekirdi ya. Habere kıyasen sağda olması gerekir. Yani önce gelmesi gerekirdi. Şimdi ne olmuş? Sonra gelmiş. Bu yüzden ona da müahhar deniliyor. Müahhar tehir edilmiş, sona bırakılmış, sonra getirilmiş. Muahhar müpteda, mukaddem haber. Adı neymiş? Mukaddem haber. Müptedaya ne diyoruz? Muahhar müpteda diyoruz. Bu kavramlar illaki birazdan gelecektir. Bu kavramlar gelmeden ünite işlenemez, karşı çıkarız. 2. Haber şibhul cümle olup, yine şibhi cümle, müpteda da habere ait bir zamir bulununca, müptedada haber ait bir zamir varsa ne olması lazım? Müptedanın sonra gelmesi lazım. Yani sol tarafta yer alması lazım. Çünkü zamirler sağ tarafındaki bir kelimeye racidir. Onu kasteder. Oraya döner yani. Haber şibhul cümle olup müptedanın içerisinde haber ait bir zamir varsa haberin öne geçmesi vacip yani zorunludur. Buradaki vacipleri tabii ki fıkıhta ilmihalde yer alan efali mükellefinde farz, vacip, sünnet manasında algılamıyorsunuz. Vacibin kelime manası gereklilik, zorunluluktur. Aksi takdirde zamir temsil ettiği isimden önce zikredilmiş olur. Oysa zamir söylem sahibini daha önce bahsi geçmiş bir ismi tekrar tekrar söyleme küfretinden kurtarmak için kullanılır.
ve ismin yerine geçen kelimeler olarak bilinir. Yani zamir nedir denilirse ismin yerine geçen kelimedir. Maksat ne? Cümleyi kısa tutmak. Evet, bu durumda önceden bir kelime geçmesi gerekir. Haber şi bir cümle. Müptedada da habere dönen bir zamir varsa ne olur? Fark etmez. Haber yine sade olur. Bir öncekinde olduğu gibi bu başlıktaki nedenden ötürü haberin öne geçtiği cümleleri Türkçe'ye çevirirken var, vardır, mevcuttur, bulunmaktadır ifadeleriyle bunlar eklenir ya. Neden? Bilirsiniz küllü dırdırın haberdir diye bir söylem vardır. Bu yüzden vardır, mevcuttur, bulunmaktadır ifadeleri yer alır. Örnek. İnsanın problemleri vardır. İnsan derken insan cinsi kastedildi. İnsanoğlu yani. Herhangi birisi değil. Lil insani meşakiluhu. İnsanın müşkilleri. Müşkil problemleri. Problemler çoğul bir kelime. Meşakilu. Meşakilu, meşakilu. Nedir bu? Gayrimusarif bir kelimedir. Gayrimusarif, Arapça 2'nin bir konusu sanırım. Gayrimusarif olduğuna öyleyse dikkat çekmek gerekir. Neden gayrimusarif? Şu an bekliyorum, düşünüyorsunuz böyle. Meşakilu muntehel cumu olduğundan ne olur? Gayri musarif olur tek illet ile. Cümlesinde şibhül cümle formatındaki lil insani haberdir. Kendisine ait olan hu zamirini içeren meşakiluhu müptedadır. Bunlar bir araya gelerek isim cümlesi oluşturur. Lil insani şibhü cümle nasıl? Car ve mecrur. Car harfi cer demek. Harfi cer var. Li, el insan var. Mecrur, cer etmiş. Esre ile mecrur. Ne oldu bu? Şibhül cümle oldu. Haberdir sağ tarafta. Mukaddem. Haber diyorduk. Meşakiluhu müptedadır. Kendisindeki hu zamiri habere yani lil insan oraya racidir. O kastedilmektedir. Onun sorunları vardır. Ondan kasıt insan yani. Burada önemli nokta meşakiluhu, meşakiluhu yani hu zamiri önemli. Hu nedir? Müfret müzekker zamirdir. Lil insani müfret müzekker olduğu için hu kullanıldı. Yerine göre ha olur, hum olur, hi olur. Zamir değişken bir şey. Önemli olan buradaki zamir habere uygun mu değil mi? Ona dikkat etmeniz gerekir. Bu tarz bir soru gelme ihtimali vardır. Dolayısıyla zamir konusunu iyi bilmek gerekir. Ne tür bir soru gelme ihtimali vardır dedin? Haber sağda yani mukaddem, müptedada da habere dönen bir zamir var. İşte bu zamir habere uyumlu olması gerekir. Hangi yönden? Müfret, tesni, cemi, başka? Müennes, müzekkerlik açısından uyumlu olması gerekir. Bölgeler şayet meşakiluhu lil insani biçiminde bir sıralamaya tabi tutulsa onun problemleri insana aittir. Anlamında anlaşılması güç bir cümle oluşurdu. Meşakiluhu onun problemleri nedir? Kime aittir? Lil insan, insan içindir diye oluşurdu. 3. Haber soru ismi olunca. Neden bahsediyorduk? Haberin müptedanın önüne geçmesinin zorunlu olduğu yerlerden bahsediyorduk. 4 tane yer vardır demişti. Üçüncüsündeyiz. Haber soru ismi olunca. Soru edatlarına dair bir videomuz da mevcut. Bilmiyorum Arapça kaçta geçti ama böyle bir ünite de mevcut. Soru ismi olan haberler zorunlu olarak müptedalarından önce gelirler. Niye? Çünkü Arapçada soru isimleri başta bulunma hakkına sahiptir. Böyle bir kayda var. Başta bulunma önceliği hakkına sadaret yani başta bulunma hakkı demekteyiz. Örnekler. Men el kadimu ma el imanu eyne halidun. Soru isimleri neymiş? Habermiş. Hangileri soru? Men, ma, eyne. Sağ tarafta her ne varsa onlar ne? Haber. Sol tarafta ne varsa onlar ne? Mübteda. Zaten burada anlatmışlar. Men, ma, eyne ve nokta 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 diğerleri yani meta, kem, keyfe. Soru isimleri haber konumundadır. Haber olmalarına rağmen soru isimlerinin başta olma zorunluluğundan dolayı müptedadan önce yer almışlardır. Tabii şu var. Men
nedir arkadaşlar? Mebnidir, öyle değil mi? Men, menu, mene, meni olmaz. Buradaki nundaki esre nereden gelme? Men sakin değil mi? Sükunlu. Men. Esre nereden geldi? Bir kuralımız vardı. Neydi o? Es-sakinu izâ hurrike, hurrike bil kesri. Yani sakin bir harfe hareke verirken ne vermeliyiz? Esre vermeliyiz. İyi de niye hareke veriyorum ki? Ne gerek var? Ardından elif lamlı kelime gelmiyor mu? Geliyor. Hemze-i vasıl geçiş yapmak gerekir. Ne öyle? Men el-kadimu. Böyle bir şey yok ki. Men il-kadimu. Ondan dolayı böyle oluyor. Gelen kim? Men nedir sonuçta? Mebnidir. Mebni olduğuna göre irab nasıl olmalı? Mahallen merfu. Ma mahallen merfu. Eyne mahallen merfu. Meta mahallen merfu. Kem mahallen merfu. Keyfe mahallen merfu. Haber merfudur ya. Eğer kelime mebni ise mebniler mahallen irab alır. Unutmayın bu yüzden. Soru edatlarımız, soru isimlerimiz nedir? Hepsi mahallen merfu, mahallen merfu, mahallen merfu değil yani. Tekrar metne döndük. Soru isimlerine muzaf, tamlanan olan, yani tamlanan kastediyorum. Muzaf olan isimler de haber olmaları durumunda zorunlu olarak öne geçerler. Burada anlatılan şey, soru ismi her ne kadar başta yer almak zorunda olsa da sen bir kelime ona muzaf yapacaksan soru ismine ne yapman gerekir? Madem o muzaf, sen de soru ismini muzafın ile yapacaksın. Bu durumda ne olur? Muzaf ondan önce gelir. Soru isminden de önce gelir yani. Men az önce en baştaydı. Ma en baştaydı. Şimdi ne oldu? Bintu, semenu bunlar başa geldi. Niye? Sen men kelimesini, ma kelimesini muzaf, yani kendileri muzafın ileyh oluyor bu durumda. Sağlarında muzaf var ya. Bunlara bir muzaf ekleyeceksen, başlarına muzaf getireceksen, kendileri muzafın ileyh olacaksa, muzaf nedir? Sağda yer alır. Bu yüzden ne olmuş oluyor? Diz dilinde ikinci yerde yer alıyorlar. Mühim bir şey sayılmaz yani, problem yapmayın ne oldu falan diye. Şuraya değinebiliriz. Ey kelimesi. Soru edatlarımıza ne demiştik? Mebnidir ama ey hariç. İnsan ey'yi görüyorsun. Ey'yi, ey'ye, ey'yu. Bu murettir. Harekesi değişir yani. Tekrar metne döndük. Bakalım ne anlatıyorlar. İsim cümlelerinde yer alan her soru ismi haber değildir yani. Biz haberden bahsettik de böyle de yanlış anlaşılma olmasın. Bazen müptedada olabilir. Bir soru ismi müptedada da olabilmekte. Burada peki ayrım noktası ne olacak? Soru isminden sonra gelen kısımdır. Eğer soru isminden sonra gelen kelime car mecrur ne demek? Harfi cerli isim yani. Harfi cer ve ardından gelen cer olmuş kelime. Car harfi cer demek. Bunu unutmayın. Mecrur harfi cerrin cer ettiği kelime. Yani harfi cerrin hemen ardından gelen kelime. Soldaki kelime oluyor. Eğer diyor haber car mecrur zarf ya da fiil ise bunlar müpteda olamayacağından soru ismi müpteda, bunlar ise haber olur. Bir örnek üzerine görelim. Men cae. Men kim cae geldi? Şimdi meni haber yapıp cae'yi müpteda yapabilir misin? Yapamazsın. Şu ana dek hiçbir fiilin müpteda olduğu görülmemiştir. Cae müpteda denilmez. Peki cae'den haber olur mu? Olur. Haberler fiil cümlesi, isim cümlesi olarak gelebilmektedir. Bu durumda men ne olur, cae ne olur? Burada anlatılmış men müpteda, cae de haber olur. Haber yani cae tek başına değil, cae hıve failiyle birlikte. Yoksa haber de tek başına bir fiilden olmaz. Cümle olarak olabilir. Fiil cümlesi şu an haber konumundadır. Mahallen merfu olmaktadır. Bu da anlatıldı. Men fil beyti evde kim vardır cümlesinde de soru ismi menden sonra gelen fil beyti car mecrur olması sebebiyle müpteda olmaya uygun değil ve haber olur. Men ise
müptedâ olur. Yani şöyle diyebiliriz. Bir soru ismi varsa önce onu haber yapmayı denerim. Haber oluyor mu diye. Hadi oluyor. Peki diğer müptedâ olmaya uygun mu? Hani men haber olur mu? Olur. Men'i haber yaptım. Caiden müptedâ olur mu? Olmaz. Demek ki men'i haber yapamam o zaman. Geçtim alt satıra. Men'den haber olur mu? Olur. Ne lazım? Müptedâ. Fil beyti'den müptedâ olur mu? Olmaz. O zaman fil beyti neymiş? Habermiş. Men de müptedâ imiş. Cümlesinde diyor soru ismi menden sonra gelen fil beyti car mecrur olması sebebiyle müptedâ olmaya uygun değildir. Çünkü car ve mecrur hiçbir zaman müptedâ olmaz ve haber olur. Men ise müptedâdır. Men hüve cümlesinde ise hüve müptedâ olmaya uygun olduğundan men soru ismi haber olur. Yani men'i yine haber yapmayı denedim. Uygun mu? Uygun. Soru sonuçta. Hüve de müptedâ olur mu diye düşündük, araştırdık, kaidelere baktık. Olur mu olur? Niye? İsimdir. Yani bir isim. İsimler arasında fark var. Şurası car mecrur da isimdi ama şibhi cümle idi. Bu ise şibhi cümle değil. Sadece zamir. Bu yüzden men ne oldu? Haber oldu. Hüve de müptedâ oldu. Dördüncü bölüm. Haber müptedaya hasredilince. Hasredilince, kasredilince farklı farklı tarifler görebilirsiniz. Haber mahsur olunca mahsur hapsedilmiş. Ait kılınmış. Hasır işlemine tabi tutularak müptedâ ile özdeşleştirilmiş ve sırf ona özgü kılınmış haber, yani mahsur haber oluyor bu. Bu özelliği dolayısıyla zorunlu olarak müptedanın önüne geçer. Haber müptedaya hasredilmiş ise bu durumda haber önce gelecek. Aksi takdirde cümle haberin müptedaya değil, müptedanın habere hasredildiği izlenimi doğar. Oysa istenilen bunun tam tersidir. Hasretmek, özgü kılmak, ait kılmak. Sadece o yani, başka yok. O manaya geliyor. Şimdi örneklerde anlaşılacak zaten. Söz gelimi yaratan yalnızca Allah'tır anlamına gelen İnnemâ hâliku Allah. Cümlesinde halik haber hasr edatı olan innema aracılığı ile müptedası konumunda bulunan Allah ismine özgü kılınmakta ve zorunlu olarak bu yüzden onun önüne geçmektedir. İnnema ancak sadece yalnızca halikun yaratıcı kimdir? Allah'u Allah'tır. Yaratan yalnız Allah'tır. Yaratan yalnızca Allah'tır. İnnemallahu ilahun vahid. Örnek. Bununla ilgili çok örnek var. Daha önceden göstermiştik. Yine ufaktan bir gösterebiliriz. Kısaca bir göz atıyoruz tekrardan. Ve izâ gîle lehum lâ tufsidû fil ardı gâlû innemâ. 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 Başka innemâ ye'murukum. İnnemâ harrama. İnnemel bey'u mislur riba. İnnema yine var. Tabi bakıyoruz. Yani ayet numarası vereyim. Bakara 11, Bakara 14, Bakara 102, Bakara 169, 173, 275, 155, Ali İmran 155, Ali İmran 175, Ali İmran 178. Buralara bakabilirsiniz. Söz konusu cümle ma halikun illallah Türkçe karşılığıyla ifade edecek olursak Allah'tan başka yaratan yoktur. Allah'tan başka yaratıcı yaratan yoktur cümlesiyle eş anlamlıdır. İki farklı söyleyiş biçiminde de haber konumundaki yaratan niteliği mübteda konumundaki Allah'a özgü kılınmaktadır. Yani ne demek bu? Yaratıcı sadece Allah'tır manasına geliyor. Başka başka yaratanlar var mı? Yok. Tek odur anlamını sağlayabilmek için hasır yapılmıştır diye bir ifadeyle kasır yapılmıştır. Tersine bir tutumla hasır işlemi haber üzerine değil de müptedâ üzerine yapılmış olsa yukarıdaki cümlemiz innemallahu halikun biçiminde olur ki Allah sadece bir yaratıcıdır tarzı maksadı aşan bir anlam ortaya çıkar. Allah sadece yaratıcıdır demek uygun olur mu? Herhalde olmaz. O yüzden maksadı aşan denilmiş.
Çünkü Allah yaratıcı olmakla birlikte rızık verendir, yargılayandır. Öyle değil mi? Yeri gelir yargılar. Bir sürü özellik var. Yukarıdaki cümlenin benzer anlama gelen bir başka formu Mellahu illa Halik. Yani innema Allah Halik ile aynı mana. İfadesinin yarattığı diyor. Allah bir yaratıcıdan başka bir şey değildir. Allah sadece bir yaratıcıdır. İnnem Allahu Halikun ile Mellahu illa Halik aynı manadadır. Diyor, bu mana hasırda öne alınacak sözcüğün doğru tespit edilmesinin ne denli önemli olduğunu kanıtlamaktadır. İki farklı ifade biçiminde de mübteda konumundaki Allah, haber konumundaki yaratan niteliğine özgü kılınmakta, adeta bu sıfatla sınırlandırılarak diğer vasıfları yok sayılmaktadır. Ne gibi? Peygamberimizin sadece tebliğci olduğunu ifade etmek gibi. Yani ne diyorlar? Sadece mesajcıdır. Başka bir şey yoktur. Nahl Suresi 44 Ve enzenna ileyke zikra. Ve enzenna biz indirdik ileyke sana neyi zikri Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Niye? Litübeyyine beyan etmen için. Kime? Linnâsi insanlara. İnsanlar için beyan etmen maksadıyla diyor. Farklı ayetlerde, farklı şeylerde elbette geçiyor. Bunlar birleştirilerek bakılması gerekmekte. Özetle hasır Türkçedeki vurgu kavramına benzer. Türkçe'de vurgulanacak öge, yükleme yaklaştırılırken Arapça'da vurgulanacak öge öne alınır. Eğer vurgu habere yapılacaksa haberin mübtedanın önüne alınma zorunluluğu vardır. İsim cümlesinde öne geçmiş olan habere mukaddem öne alınmış haber denilir. Mübtedaya ise muahhar geriye bırakılmış mübteda adı verilir. Bunu ben söylemiştim biraz önce. Şimdi kitapta da gördük. Örneğin, indi kitabın cümlesinde indi ifadesi mukaddem haberdir. Kitabın kelimesi ise muahhar mübtedadır. Niye bu peki mukaddem haber indi yani haber neden önce geldi de kitap mübteda sonra geldi? Anlatılanı anladık. Bir, iki, niye böyle şekilde oldu? Haber niye sağ tarafta? İndi nedir? Zarftır. Yani şibhi cümle olduğu için haber sağ tarafta. Mübteda da nekredir. O yüzden sol tarafta. Mübteda haber konusunda daha geniş bilgi için şuraya bakın denilmiş. Gerek var mı? Gerek yok. Alıştırmalara bakalım. Aşağıdaki cümlelerde zorunlu olarak öne geçen haberleri tercihe bağlı olarak öne geçenlerden ayırınız. Bir şey tercihe bağlı ise vacip yani zorunlu değildir. Onu söylemek istediler. Bire bakalım. Fi beytina zayfın. Fi beytina mübteda mı haber mi diye düşündük. Ama düşünmeden önce haberin öne geçmesinin vacip yani zorunlu olduğu dört tane yer vardı. Onları ezberlememiz gerektiğini hatırlatalım. Birincisi neydi? Düşünüyoruz. Belki bakıyorsunuz. Oraya bakarak şu an cevabı görmeyi deneyin arkadaşlar. Devam edeyim ben. Fi beytina. Burada ne var? Fi harfi cerdir. Beyti mecrurudur. Fi beytina car mecrur olup şibhul cümle olur. Zayfun ise nekre bir isimdir. Haberin takaddümü yani öne geçmesi zorunludur. Geçmiş zaten. Zayfun ise ne olur? Mübteda olur. Li ammi amcamdan bahsediyor. Ammun amca, ammetün hala. Yine harfi cer var. Li harfi cer. Am kelimesi ise onun mecruru, car, mecrur, şibhul cümle olup haberdir. Şakkatün ise nekre mübtedadır. Emamel cemaati. Emam nedir? Zarftır. El cemaati ise onun mecruludur. Yani emam hem zarf hem muzaf. El cemaat ise muzafın ileyh olmakta. Birlikte şibih cümle oluştururlar. Hatırlıyorsunuz zarflar tek başlarına da ve cer ettikleri kelimeyle birlikte de iki şekilde şibih cümle olmaktaydı. İmam ise nekre ve nedir? Mübtedadır.
Dörde baktığımızda havl yine nedir? Hem zarftır hem muzaftır. El maideti onun muzafın ileyhi olmakta. Dolayısıyla şibhi cümle olup haberdir. Evladün ise nekre olup mübtedadır. Hünake yine zarftır. Şibhi cümledir. Tek başına bu sefer zarf. Ricalün nekre mübtedadır. Bu şekilde devam ediyor. İkiye baktığımızda aşağıdaki cümlelerde şibhul cümle haberleri tespit ederek öne geçiş nedenlerini açıklayınız. 1. Ümmetina li hafijer ümmeti onun mecruru olarak şibhi cümle olmuştur. Mübteda ise nekredir. Bu yüzden haber başa geçer. Fi harfi cer medreseti onun mecruru. Car, mecrur, şibhül cümledir. Haberdir. Bu yüzden öne geçmiştir. Mukaddem haber diyorduk. Müderrisune nekredir. Mübtedadır. Fi hagibeti, fi harfi cer hagibeti onun mecruru. Car, mecrur, şibhül cümledir. Haberdir. Mukaddem haber diyorduk. Kütübün ise nekredir. Ve mübtedadır. Aynı şey minel beyani sihrun orası için de geçerli. Ala ra'si şurtiyi ala harfi cer ra's onun mecruru. Ra's muzaf eşurti onun mecruru olmakta. Muzafın iley. Bu durumda kubbe'etunda nekre mübtedadır. Haberde car, mecrur, şibhi cümle olduğu için öne geçmiştir. Tahta, altıda tahta var. Tahta zarftır. Eturab, onun nesi olur? Mecrurudur. Çünkü tahta hem zarf hem muzaftır. Eturab muzafın ilehtir. Birlikte şibhi cümle oluştururlar. Haberdirler bir bütün olarak. Alafun ise nekredir, müptedadır. Fevkal eşcar, fevka zarftır. El eşcar, şecer kelimesinin cemi mükesseri. Tabi mecrurdur. Çünkü fevk hem zarf hem muzaf. El eşcar ise onun mecruru. Bir bütün olarak şibhi cümledirler. Duyur da cemi mükesser, kuşlar. Nekredir, müptedadır. İnde zarftır, muzaftır aynı zamanda. El mestrahiyeti ise onun muzafın ileyhidir yani. Birlikte bunlar şibhi cümledir, haberdir, mukaddem haberdir. Suğun ise nekre bir mübtedadır. Aynısı ma için geçerli. Nukut mübteda olmakta. Hünake tek başına zarftır, tek başına haberdir. Dullab ise nekre bir mübtedadır. Üçe bakalım. Şibhül cümle haberleri tespit ederek öne geçişlerine neden olan mübteda özelliklerini belirtin. Çoktan deneyelim arkadaşlar. Lekum dinukum veliye dini. Dinukum mübteda olur. Lekum haber olur. Nasıl haber? Mukaddem haberdir. Baştaki lam harfi cer, küm onun mecruru ve zamirdir. Dinukum sizin dininiz dedik. Din kelimesi burada dinukum sizin mübteda olmakta. Neden sağ tarafta değil de sol tarafta? Çünkü mübtedada küm zamiri var ki bu zamir habere racidir. Yani sağ taraftaki bir şeye gitmesi gerekiyor. Bu yüzden sol tarafta yer almıştır. Linnâsi li harfi cer ennâs onun mecruru şibhi cümle. Meşâgiluhum mübteda olmakta. Hum zamiri yani mübtedada habere dönen bir zamir var. Bu yüzden mübteda sol tarafta yer almıştır. Tahtel eşcar, tahte zar, el eşcar onun mecruru. Çünkü tahte nedir? Hem muzaftır hem zarftır. El eşcar ise muzafın ileh konumunda. Bir bütün olarak bunlar şibhul cümledir. Haberdir. Nasıl haber? Mukaddem haber.
Zla luha nekresi neden sol tarafta? Çünkü ha zamiri yani habere raci, habere dönen bir zamir içermiştir. Neden ha müennes zamir var? Bak bu tür şeyler çıkabilir yani. Zla luha, zla luhu, zla lihi gibi farklı zamirler verilebilir. Hum zamiri verilebilir. Eşyar nedir? Gayri akıl bir cemidir. Yani cemidir, ağaçlardır ama ağaçlarda beyin yoktur, zeka yoktur. Eşittir, müfret müennes gibi muamele yapılır. Bu yüzden ha zamiri yani müfret müennes zamiri tercih edilmiştir. Dörtte havle zarftır, muzaftır. El menzil muzafun ileyh. Havle el menzil ne olur? Şibhi cümle olur ve nedir? Mukaddem haberdir. Hadigatuhu onun müptedası olmaktadır. Hu zamiri içerdiği için sol tarafta. Yani zamir var. Habere dönen zamir olunca müptedalar ne olur? Muahhar olur. O şekilde bir anlatım vardı. Sizler de hatırlayınız demek istedim. Diğerleri de çoğu aynı şekilde diyerek devam edelim. Bakalım farklı ne gibi sorular var. 5. Aşağıdaki cümlelerde muzaf konumundaki haberlerin öne geçiş zorunluluğunu açıklayınız. 1'de men, 2'de ma, 3'te ey, 4'te ey, 5'te ey, 6'da ey, 7'de men, 8'de men. Yani soru ismi olduklarından öne geçmişlerdir. Sağ taraflarında muzaf varmış. 6'ya bir göz atıyoruz. Mahsur haberlerin öne geçiş zorunluluklarına ilişkin açıklamalarda bulunun denilmiş. İnnema kullanılmış. İnnema edatul hasır. Hasır ifade ediyordu. Hasır ifade edildiği zaman haberi ön tarafa alıyordu ki mana karışmasın. İlla ile olumsuzluk manası yani illa ve olumsuzluk edatı olunca yine aynı şey gerçekleşirdi. Yine illa ve ma var. Dolayısıyla ardından inne ma var, illa ile ma var. Bu gibi durumlarda hasır meydana gelmekteydi. Haber bu durumda sağ tarafa alınması zorunluydu. 6'da da yine inne ma var. 7'de illa ile ma olumsuzluk var. 8'de inne ma var. 7'ye bakıyoruz. 7'de düzenleme istemişler. Yani bununla uğraşacak zamanımız esasen yok. Min Türkiye el Hüccacı. Ne olur? Min Türkiye'yi sağ tarafa yazarım. El Hüccacı sol tarafa. Min Türkiye haber olur. El Hüccacı ne olur? Mübteda olur. Bu şekilde devam edilebilir. Tabi zorun dediğine göre elif lamı silerim. Hüccacun diye getiririm. 8. Aşağıdaki cümlelerde istenenleri soru üslubu ile yerine getiriniz denilmiş. Şık yok. Böyle bir soru ihtimali zaten yok. Diğerlerinde de aynı şekilde. Kelimeler ve deyimler denilmiş. Orayı hızlıca geçtik. Özet var. Şibh cümle neydi? İyi bilin denilmiş. Şibhül cümle türü. Hatice artı mecrur. Zarf ve devamındaki isme muzaf olmak. Zarf yalın halli. Sadece zarf ile meydana gelebiliyordu. Hasrı ifade edin denilmiş ki innema ile veya illa ile birlikte olumsuzluk harfi, edatı kullanarak bunu elde ediyorduk. Devamı var. Kendimizi sınayalım denilmiş. Bu soruların cevabı var zaten. Dolayısıyla bakmaya çok da gerek yoktur. Diyerek videomuzu tamamlıyoruz.